4 Kasım 2022 tarihinde Şanlıurfa'da bir yerel televizyonda Şanlıurfa'nın gündemini değerlendirirken son bir soru olarak AK Parti grubunun HDP'yi ziyaret etmesi hususu bize sorulduğunda biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında faaliyet gösteren grubu olan ve siyasi partiler yasasına göre kurulmuş bir parti olduğunu, bizim partimizin de bu anayasa çalışmaları doğrultusunda HDP'yi ziyaret etmesinin gayet doğal olduğunu ifade ettik. Çünkü bir anayasa yapılırken konsensüs sağlanması, toplumun bütün kesimlerinin desteğinin alınması önemlidir. Yapılacak anayasa değişikliği sadece bugünümüzde yaşayan insanları değil, gelecek nesilleri de ilgilendiren bir husustur. Toplumsal uzlaşı esastır. Bu düşünceyle ben de bir milletvekili olarak partimin bu politikasına canı gönülden destek verdiğimi ifade ettim. Tabii bu Türkiye'de özellikle ciddi manada bazı kesimler tarafından farklı bir yanlış algı oluşturulmaya çalışıldı. Sanki biz farklı bir şey ifade etmişiz gibi sahte Twitter hesaplarından şahsımızla ilgili bir takım olumsuz algılar oluşturmaya gayret ettiler. Şimdi partimiz zaten ciddi manada devlet adamı olan Devlet Bahçeli de partimizin bu politikasını, bu çalışmasının gayet yerinde olduğunu ifade ederek hem bizlere sahip çıktılar hem de destek verdiler ve partimizin politikalarına da destek verdiler. Bu arada da Sayın Devlet Bahçeli'ye de şahsım ve partim adına da şükranlarımı arz ediyorum. Biraz önce de ifade ettim. Bir AK Parti milletvekilinin kendi partisinin politikalarını desteklemesi kadar doğal bir şey olamaz. Çünkü ben AK Parti milletvekiliyim. AK Parti çatısı altında faaliyet göstermekteyim. Şahsım ve düşünce olarak da AK Parti politikalarını benimsemiş, özümsemiş bir kişiyim. AK Parti çatısı altında siyaset yapmaktan hem mutlu olduğumu hem de onur duyduğumu da özellikle ifade etmek gerekiyor. Yine diğer bir husus, Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya lideri de Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmak yine benim için bir onurdur. Sadece benim değil, çocuklarım için de bir onurdur. Onun yol arkadaşı olmak, onunla beraber siyaset yapmak ve Türkiye'nin kaderini değiştiren hususlarda anayasa yapmak bizim için bir onurdur. Bu yapılacak olan anayasa madde değişiklikleri de hem toplumumuzun aile yapısını korumak hem de çok uzun bir dönem yaklaşık ben 1981'de üniversiteye başladığımda başörtüsü sorunu gündemdeydi. Sağ olsun hükümetimiz iktidara geldiğinde bu sorunu bitirdi. Ama bu başörtü meselesinin anayasa güvence altına alınması ve toplumun bütün kesimlerini kapsaması çok önemlidir. Sadece başörtüsü takan değil, başörtüsü takmayan insanların da kendi inançlarının gereği, kendi düşüncelerinin gereğini yaşayabilmesi, çalışabilmesi, öğrenim görebilmesi gerek özel ve kamu sektöründe çok önemlidir. Bu da çok doğru ve toplumumuzun da beklediği bir anayasal çalışmadır. Bunu da ifade etmek istiyorum. AK Parti benim dünya görüşümü savunan bir partidir. İdealarımı gerçekleştiren bir partidir. Bir milletvekili olarak AK Parti'mizin çizgisinde davranış ve söylemlerine göre hareket etmemiz de gayet makuldur. Şahsım olarak ayrıca Şanlıurfa'nın ve bölgenin önemli bir ailelerine mensubum. Benim mensup olduğum aile asırlardır bölgenin özellikle irşadında kanaat önderliği yapmışlardır. Ben kendim yoğun bir manevi ortamda yetişmiş biriyim. Benim yetişmiş olduğum manevi ortam özellikle devlet, millet, vatan, bayrak, ezan ve Kur'an sevgisi ve şuuruyla biz yetişmiş bir nesiliz. Yine tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan bizim kırmızı çizgimizdir. Bundan hiçbir zaman biz taviz vermedik ve vermeyiz. Sadece şimdi değil, ta gençliğimizden beri de biz bu çizgide büyüdük, bu ülke ve bu mefküreyle yetiştik. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü bizim için esastır. Vatanımızın bir çakıl taşının verilmesine biz müsaade edemeyiz. Zaten kendim şahsım olarak da
özellikle duam bu vatan, bu topraklar ve bu ülke için şehit olmaktır. O benim için büyük bir onur vesilesidir. Her zaman meydanlarda Türk bayrağıyla çıkıp konuşmamı yaparken bunu da ifade etmişimdir. Yine Kabe'de tavaf ederken de bu hususta ya Rabbi bize bu vatan için şehadeti nasip et diye dua etmişizdir. Dolayısıyla bu çizgide olan bir insanın özellikle bölücü yapıya destek veren bir takım insanlar tarafından sanki şehitler ile dağdaki teröristler aynı kefeye konulmuş gibi bir basiretsizliğe girmek bizim için bir zuldur. Kesinlikle böyle bir düşünce olamaz. Ben geçmişten bugüne kadar bu aziz vatan uğruna şehadet şerbetini içmiş bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Gazilerimizi minnetle anıyorum. Cenab-ı Allah aynı makamı bizlere de nasip etsin. Hiçbir zaman düşünce olarak biz bu vatanın çocuklarına, askerine kurşun sıkan ile vatanın için şehit olanın bir tutulması gibi bir söylem kesinlikle ve kesinlikle bizi rencide eder. Bunun da bütün kamuoyu tarafından bilinmesini özellikle rica ediyorum. Kesinlikle arkasındayım. Hiçbir zaman bu düşünceden taviz vermiyorum, arkasındayım. Çünkü biz devletimizin birliği, bütünlüğü, vatanımızın bölünmezliği noktasında kırmızı çizgilerimiz var. Biz bu vatanın çocuklarıyız. Bu topraklarda büyüdük. Bu ülkenin havasıyla, suyla büyüdük. Biz kişiliğimizi bu topraklar üzerinde şekillendirdik. 15 Temmuz'da o hain FETÖ kalkışmasında 48 saat uyumadan o gün biz ayaktaydık. Ülkemizi savunma adına meydanlardaydık. İnsanlarımızla beraber o gün biz mücadele ediyorduk. Şimdi HDP'nin sorunu meşrulaşmamasının temel sebebi kendisiyle bölücü örgüt arasında mesafe koymamasıdır. Bundan dolayı da kamu vicdanında bir türlü meşrulaşmamaktadır. Eğer her ne kadar siyasi partiler yasasına göre kurulmuş olsa da Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında faaliyet gösteren bir partinin özellikle devletimizin bölünmez bütünlüğü, vatanımızın bölünmez bütünlüğü noktasında hassasiyetler olması gerekiyor. Eğer buna aykırı bir davranış ve eylem içerisine girmişlerse parti ve mensupları, dolayısıyla yasalar gereğini yapmalıdır diye düşünüyorum. Ve Sayın Bahçeli bu noktada o da bu partinin illegal yapı içerisinde ilişkisini bildiğinden dolayı da böyle bir söylem içerisindedir. Ben tekrar ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde bağımsız mahkemeler vardır. Değerlendireceklerdir. Bu parti eğer yanlış bir yasalara aykırı bir davranış içine girmişse mahkemelerimiz de, yüce mahkemelerimiz de gereğini yapacaktır. Yapmalıdır da.